Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için her isteyene istediğini vaat eden Kılıçdaroğlu, Akşener'e fiili başkanlık sözü mü verdi? Altılı Masa'nın ortak adayı bugün büyük oranda belirleniyor. İsim belirlemesinden sonra açıklanır mı bilinmez. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu artık Altılı Masa'nın ortak adayı görünüyor. Şayet Kılıçdaroğlu ortak aday olursa yanılmış olacağım. Zira defalarca Kemal Bey adaydır. Ama CHP'nin adayıdır. Ortak aday olma şansı Amerika, İngiltere ve kısa süren Almanya'ya gezisi sonrası azalmıştır diyen bizdik. Yine İyi Parti lideri Meral Akşener'in "Biz noter değiliz" diye başlayan, her seferinde seçilecek aday vurgusu yapan, CHP'nin iki belediye başkanının ismini defalarca anarak "İsimleri gelirse itiraz etmeyiz" diyen tavırları hatırlanınca Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olmayacağını düşündük. Hatta Akşener'in 15 Aralık'ta İstanbul'un belediye başkanını önce makam odasında kucaklayıp ardından destek için Saraçhane'de otobüsün üstüne çıkmasını, "daha yeni başlıyoruz" demesini, bir de üzerine yapılan eleştiriler karşısında "seçtirdiğim belediye başkanına desteğe gitmek için kimseden izin almam, çarparım adamı" çıkışı yapmasını Kılıçdaroğlu'na bariyer şeklinde yorumladık. Altılı Masa'da Kılıçdaroğlu'nun isminin Akşener tarafından veto edileceğini düşündük. Düşüncelerimizde hala haklılık payı var ama değişen koşullar da var. O koşullar Kılıçdaroğlu'nun lehine değişiyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu uzun ince bir yola yürüyüp ismini masaya dayattı. Dayattı diyorum zira masanın paydaşları ve özellikle Akşener, Kılıçdaroğlu konusunda ekranlardan, sokaktan, parti grubundan defalarca mesaj verdi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.